Erkek kardeşlerim, bu aleti sizin için yaptık. Karınız fazla mı dırdır ediyor? Sokun içine, kessin sesini, dursun böyle. Hiç sesini çıkaramadan dursun böyle. Oh, soktuk içine, kurtulduk. Kitle, kilidi de var bak burada böyle. Aman mis ama gibi, kilitleme korkarım. Mis gibi kilidi de var burada. Kitleyeceksiniz, hiç çıkamayacak. Sizin isteğinize bağlı, dursun içinde. Şimdi bir de demiştik ki bu belalarda elektrik süpürgesini nasıl kullanırsınız onu göstereyim şimdi. Bir açıver. Muhakkak yağlayacaksınız. Yağlamadan olmaz. Yağlamadan olmaz. Gördüğünüz gibi. Bakın nasıl kaldırıp gayet güzel yapabiliyor. Kapatalım şimdi. Kardeşlerim, amaç bu bölgenin kanlanmasını yapmaktı. Şimdi biz bu kardeşimize bugünkü tedavi size gösterdik. Daha sonra arka tarafta gene tedavisiyle ilgili neler yapacağız, neler yapmayacağız anlatacağız. Bu kardeşimizi alabiliriz şimdi. Tamam. Şimdi bu abimizi hatırlayacaksınız. Daha önceden de geliyordu. Ayaklarında yaraları vardı. Biz de bunun ayaklarına lokal dediğimiz, yani dıştan uygulamalı torba ozon tedavisi dediğimiz bir tedavi yapıyorduk. Özel bir makineyle bu torbanın içine ozon veriyoruz. Ayaklarını bunun içinde tutuyoruz. Niçin? Çünkü ayaklarına güzel oksijen gelmiyordu, kan iyi gelemiyordu. Dolayısıyla oradaki dolaşım bozukluğu vardı. Renginde morarma vardı. Rengini bir gösteriyor. Çok güzel kamera şu anda güzel gösteriyor. Buna da torba ozon dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Cildin emilim yoluyla oksijeni çekerek orada bir canlanmasını sağlayan bir tedavi uyguluyoruz. Biraz biraz gevşeme olmuş ama maalesef şu göbeğini bize eritecekti, söz vermişti. Göstermiyor kamera, bir gösterse şimdi. Bak şu göbeği bize eritmesi lazım. Bugün burayı nasıl eriteceğiz? Onunla ilgili çok özel bir karışım yapacağım. Sakın kaçırmayın. Çok güzel bir karışım. Hepinizin uygulayabileceği basit kilden yapılan bir karışım. Onu yapacağız. Ondan da çok fayda göreceğiz inşallah. Onu nasıl sarılacağını biraz sonra göstereceğim. Evet, şimdi Serap Hanım'ı böyle hapsettik. Ne yaptık? Onu bir gösterelim. Tamam, fazla çekmeyelim isterseniz. Evet. Tamam. Salladık. Şimdi kardeşlerim, makine de isyan etti. Benimle fazla oynamayın dedi. Şimdi bu makinenin özelliği şu. Vücuduna uzun deri yoluyla ozon emmesini sağlıyor. Ozon vücuda nasıl veriliyor? Bir kan yoluyla veriliyor. Canlı yayında onu göstermek uygun olmadığı için biz onu gösteremedik size. Bir damar yoluyla veriliyor. Bir de burada saunada olduğu gibi içine sokuyoruz. Hafif bir buhar yaptırıyoruz. Buhardan sonra da özel makinesiyle ozonu veriyoruz. Emilim yoluyla, cilt yoluyla emilim yapıyor. Peki bu ne yapıyor? Vücudumuzda gençleştirici hücreleri canlandırıyor. Anti-aging dediğimiz özelliği var. Bir, selülitlerimize faydası var. İki, bel ağrılarımıza, boyun ağrılarımıza, omuz ağrılarımıza faydası var. Üç, vücudumuzun hücrelerinin yenilenmesinde, canlanmasında faydası var. Dört, ayaklarımızda, vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan mantarlarda, egzamalarda bunlarda faydası var. Beş, vücudumuzda herhangi bir hastalık varsa, mikrobik bir hastalık varsa onlarda faydası var. Altı, şimdi bu ne oluyor? Bakın şurada şimdi bir açıp gösterelim. Tam kamerayı şöyle tam buraya çekelim şimdi. Bunu göstermek istiyorum şöyle. Benim makine çalışmıyor değil mi? Yani, bakın şöyle. Evet, yoksa duramam için. Buhar var gördüğünüz gibi. Yoğun bir buhar içinde bu. Bu buharla beraber, bu buharla beraber özel makinenin kenarından ozon veriliyor içeriye. Buhar vermekteki amacımız cildinizin gözenekleri iyice genişlesin. İyice gözenekler iyice genişliyor. Bu gözeneklerin arasından ozon hücreye giriyor. Kıyafetlerimizle girmiyoruz. Vücudumuza giriyor. Tabii ki kıyafetle girmiyor canım. Ona göre uygun kıyafetinizle giriyorsunuz. Bunu bu şekilde onu da söyleyelim. Kadından işte Avrupa Birliği nerede? Bak biz neredeyiz? O nerede? Bak ne güzel. Yine vallahi kadınları içine sokup bir de ağızlarına bant takmak lazım herhalde o zaman. Doğru. Sanatçı Madonna'da da var. Yurt dışında birçok zenginler ozon odaları yaptırıyorlar kendilerine. Özel
bir ozon odaları yaptırıyorlar. Çünkü vücutlarının gençleşmesi, hücrelerin gençleşmesi için ozon esasında dağ havası, yani oksijenin bol olduğu bir şey. Bu saunada da dediğim gibi vücudumuzda hücrelerinde bir canlanma, bir yenilenme meydana getiriyor. Bu saunaya bir özellik daha katılıyor şimdi. Bu da yeni moda. Bunu da Mehmet Öz kardeşimiz çıkardı. Hani kriyoterapi dediğimiz buz tedavisi diye bir tedavi çıkardılar. O da nasıl yapılıyor? Şimdi bu saunanın içine gel. Bu saunanın içine bu saunanın içine sıcağı veriyoruz. Bir taraftan da ozonu veriyoruz. Ondan sonra sıcağı kapatıyoruz. Gel bakalım. Sonra kadını kilitliyorsunuz. Çelebi benim ta 1983 senesinden beri hastanede yardımcımdı. Daha sonra emekli oldu. İstanbul'a geldi kendisi. Şu anda İstanbul'da. Çalışıyorsun ama belediyede değil mi? Evet, hastaneden ayrıldı. İstanbul'da şu anda çalışıyor kendisi. Bugün sağ olsun bizi kırmadı, programımıza geldi. Hemen onu sokalım da iyice bir terletelim bakalım. Tamam. Çelebi benim terletmeme hazırdı şimdi. Evet. Kapatalım. Evet, şöyle kafanı şöyle. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde buhar verdirdik. Vücudu iyice sıcak yaptık. Hani şoklarda ne yapıyorlardı? Gidip buz gibi suyun içine giriyorlardı ya. Bunun arkasında özel bir düğmesi var. O düğmeye de basıp aynı şekilde soğuk da verilme şekli de var. Vücudu her halükarda bir şoklama dediğimiz bir şey yapılabiliyor. Ama esas amaç vücuda ozon vermek. Ozonu dediğim gibi ne şekilde veriyoruz? Bir, damar yoluyla veriyoruz. İki, abimde uyguladığımız gibi torba yoluyla veriyoruz. Üç, böyle saunalarda veriyoruz. Dört, ozon yağı sürüyoruz. Habire ben ozon yağı diyorum. Şimdi onun da ne olduğunu göstereceğim. Onu da biraz öne çekin. Şu makineyi de öne çekin. Peki şöyle ozon yağı da sürüp girersek daha etkili değil mi? Çünkü ben tabii, denedim bunu. Tabii. Evet. Ozon yağı sürerek onu sürüp girdiğiniz zaman önemli. Ozon yağının da nasıl olduğunu gösterecek yani, makinemizi söyleyeceğim şimdi. Şimdi vücudumuza ozonu bir damar yoluyla verdik. Bir torba şeklinde verdik. Bir öyle buhar şeklinde verdik. Yağ sürme şeklinde verdik. Bazı bilhassa bağırsak hastalıklarında, bazı çocuklarda ise popodan, makattan da verebiliyoruz ozonu. Popodan da makattan da verebiliyoruz. Bu bilhassa bağırsak hastalıklarında, şunlarda, bunlarda faydası var. Rahatlatıyor, şey yapıyor. Hangisi %100 geçiyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi bunların içinde damardan artık bu şekilde verilenin en etkili şekli. Ama bu torba ozonda da çok fayda var. Yağda da fayda var. Hepsi kendine göre, hastalığına göre değişir. Mesela sadece ayağında bir sorun varsa sadece ayak bölgesini, vücudunda sorun varsa vücut bölgesini, ona göre biz karar veriyoruz hangisinde olacağını. Şimdi bu kocaman aleti de niye getirttirdik? Bu aleti de size çok zorluklarla getirttik bak bu aleti, ama size açıklayabilelim, size anlatabilelim. Ozon, herkes ozon diyor. Yer gök ozon yağı dolu. Acaba bu ozon yağı nasıl? Konya'da bir baharatçının yaptığını gözlerimle gördüm. Ondan sonra çok şaşırdım. O yüzden bu aleti çok getirmek istedim. Kardeşim, ozon yağı çok özel bir teknolojiyle, bakın böyle iki tane kocaman aletin, senin de bunun içinden saf zeytinyağı geçerek bu ozon üretiyor, o oksijen üretiyor. Böyle bir geçiş yapıp buradan sonuçta zeytinyağının içine ozonlanmış zeytinyağı çıkıyor. Yani bu zeytinyağını buradan geçiriyorlar. Bu aynı zamanda soğutucu sistemle de soğutuluyor ki zeytinyağının özelliği bozulmasın diye. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Çamaşır suyunu almış, bir fincan, bir kilo da zeytinyağı koymuş. E işte demiş, o televizyona çıkıyor bir adamın biri var, konuşup duruyor demiş. Al bunu koy sen demiş. Bunu çalkala 10 günde beklet demiş. Oldu sana ozon yağı. Kardeşlerim, çok tehlikeli. Çamaşır suyuyla olmaz bu iş. Bu iş olmaz. Bunun bakın, bunun sırf bunu lafı söyleyebilmek için bu kocaman aleti getirdim. Bunun bir teknolojisi var. Gördüğünüz gibi özel bir teknoloji. Bunun içinde soğutucular falan var. Yani zeytinyağının kalitesini bozmadan geçirilerek elde edilen özel bir yağ. Ozon yağında da, baharatçılarla da olan her türlü işinizde tanıdığınız, güvendiğiniz baharatçınızdan ayrılmayınız. Eczanelerinizden ayrılmayınız. Ya eczanenizden ya güvendiğiniz baharatçıdan alınız.
olur olmaz yerlerden bunları alıp kullanmayınız. Benim size çok tavsiye edeceğim şu. Bakın bitkilerle ilgili de bir sürü şeyler söylüyoruz. Ne olursunuz beklemiş bitkiler almayınız, bozulmuş bitkiler almayınız. O zaman ne yapacaksınız? Baharatçınız da, eczacınız da, eczacılar zaten kontrol denetim altında, onlara fazlalar söylemiyorum ama güvendiğiniz olacak. Aktarlar güvendiğiniz olacak, bildiğiniz olacak. Aman ona çok dikkat ediniz. Muhakkak güvendiğiniz, bildiğiniz baharatçınız, güvendiğiniz, bildiğiniz şekilde alacaksınız. Olur olmaz yağları alıp sürmeyeceksiniz. Bir sürü paralar verip de sıkıntıya girmeyeceksiniz. Bitkisel karışımlarda da dikkat edecek. Evet, şimdi Serap Hanım'ı da, Serap Hanım'ı da bir rahatlatalım. Evet, çıkaralım. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi reklamlara